Bir YouTube kanalı açıp sadece böyle sessiz sessiz durup farklı yerlerde videolar çeksek tutar mı acaba? Yatırım tavsiyesi değildir. Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, yeniden bir liste videosuyla karşınızdayım. Ama bu liste videosunu siz düzenlediniz. Ne yaptık? Birkaç hafta önce YouTube'un topluluk sekmesinden sizinle bir link paylaştım, anket linki. Birçok oyun yazdık oraya ve dedik ki filmi çekilse de izlesek diyeceğiniz oyunları seçin. Ve siz de oyladınız. Şimdi arkadaşlar sizin oylarınızla en düşük oy alandan en çok oy alana kadar listeyi sırayla sayacağım. Top 10 listesidir bu arada. Bu listeyi siz oluşturdunuz. Kesinlikle filmi çekilse de izlesek dediğiniz oyunlar listesi. Listeniz başlasın. 10. sırada Elden Ring var. Öncelikle senaristlerine böyle bir film yapılacaksa Allah kolaylık versin derim. Genelde bu tür evrenlerde geçen yapımların yani senaryo uyarlanması oldukça zor oluyor. Ya bilmiyorum, en azından ben öyle düşünüyorum. Oldukça zor oluyor. Ama Elden Ring'i 10. sıraya koymuşsunuz. Oynamadım, bilmiyorum, bir fikrim de yok. Bir bildiğiniz vardır diye düşünüyorum. Devam. 9. sırada. Bence bu sırada 9. sırayı hak etmiyor ama siz buraya koymuşsunuz. Metro oyunu. Sadece şunu söyleyeyim. Yapın. Yani boktan boktan filmler yapacağınıza sayın yapımcılar. Bence Metro'yu film yapın abi. Allah aşkına yapın ya. Yani Metro oyununu oynayanlar, bilenler bana hak verecektir. Yani şunun filmi çıksa da gerçekten izlesek. Yanlış mıyım? Güzel oyun abi. Hepsini oynadım. Bayağı da başarılı yani. Hikayeler, yani hikayesel anlamda da güzel. Yani ama biliyorsunuz Türkiye'de en azından, ben Türkiye için konuşayım. Tanıdık senaristlerle çalışılıp onların hikayeleri yapılıyor. Yoksa Metro gibi nice hikayeler yazan, nice senaryolar yazan senarist kardeşlerimiz, abilerimiz var. Ama maalesef torpilleri yok. Değil mi kanka? Devam! Dying Light. Evet, bunu oynayanlar bilir. Hacı, hayatta tek başıma oynamayacağım dediğim bir oyundur. Yani benim zaten korku oyunlarıyla aram pek iyi değil. Yani Outlast videomuzu izlediyseniz, Outlast bazen böyle parodiler yapıyoruz. Game parodi. Bir tane yayınladık, yakında bir tane daha yayınlarız. Benim korku oyunlarını tek başıma oynayamama gibi bir durumum var. Zaten korkuyorum. Ne oluyor? Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Sen kimsin? Bilmiyorum niye korkuyorsam. Oyun halbuki yani. Ama insan işte reaksiyon veriyor abi. Yapımı çok iyi olabilir. Çünkü bu oyunda sıradan zombi hikayeleri gibi değil. Bu oyundaki zombiler bence kendine has zombilerdi. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu benim fikrim. Oyunun 9'u da diğer zombi oyunlarına göre bence değişik. O yüzden klasik bütün zombi filmlerinden kendini başka bir noktaya koyabilir Dying Light'ın. Eğer filmi yapılırsa bence yapılmalıdır. Bu senaryo kıtlığında iyi gider. Devam. Far Cry. Evet. Bunun bir filmi yapıldı. Ben öyle biliyorum. 2008 yapımı. Bunu buraya koymuşsunuz. Gönül istiyor ki Far Cry'ı biliyorum sevmişsiniz. Güzel de oyundu bu arada bir yere kadar benim için. Ama bunun filmini yapınca boku çıkıyor. Yani oyunu sevdiğiniz için düzgün bir film yapılsın istiyorsunuz. Biliyorum, sizi de anlıyorum. Ama olmuyor işte. Bazı oyunlardan film olmuyor abi. Bazı oyunlar oyun olarak kalmak zorunda kalıyor. Delikanlı gibi güzel bir şekilde senaryosunu yazıp yapacaklarsa da yapsınlar, izleyelim. Ama ben Far Cry'in film yapılması taraftarı değilim. Oyun olarak kalsın. Zaten oyun olarak bile boku çıktı artık. Evet, 6'sı mı çıktı? 6'sı diyebiliyorum. Evet. Devam. Call of Duty Modern Warfare. Yani 6. sırada Call of Duty'ye yer vermişsiniz. Ama ben size bir acı bir gerçek söyleyeyim. Bence yani. Call of Duty'nin Modern Warfare'ı film yaparlarsa abi, bence klasik savaş filmlerinden öteye geçemez. Çünkü böyle şeylerde yani savaş filmlerinde özellikle bence hikayenin çok etkileyici olması gerek. Tamam, bir filmde zaten hikaye çok etkileyici olmalı. Da savaş filmi ise özellikle hikaye içine çekmeli. Yani bir Eray'ını kurtarmak yapamayacaksan bence yapma. Demek istediğimi anladınız galiba. Yani bu serinin bu oyununda hikayede o kadar etkileyici değildi. Ama siz 6. sıraya koymuşsunuz. Tercih, zevkler, renkler. Ve 5. sıra. Evet, 5. sıraya geldik. Hızlı geliyorum. Gördüğünüz gibi çok serimdir. Sıkmadan etmeden devam. 5. sırada abi Cyberpunk 2077'yi koymuşsunuz. Oyunu biliyorsunuz zaten. Abi 250 liraya almıştım oyunu zamanında. İlk çıktığında, hatta ön siparişte. Şu an kaç para oldu bilmiyorum. Videoyu montajladığımız sırada ekrana kaç para olduğunu gösteririm. Ah be. Steam de dolara geçti değil mi? Rı rı rı. Bu arada film yapılsın izleriz. Cyberpunk temalı birçok film var. Bunun hikayesel anlamda da yani hikayesi Cyberpunk 2077'nin böyle çok aman aman bir hikayesi yok. Ama etkileyici ve sürükleyici bir hikayesi var. O yüzden bence filmi olur. Yapılırsa da güzel olur. Hatta Keanu abiyi de filme entegre ederseniz böyle tadından yenmez diye düşünüyorum. 2077'yi 5. sıraya koymanız güzeldir.
Devam. Abi dördüncü sıraya hiç beklemediğim bir filmi koymuşsunuz. Bu arada ben bu listeyi ilk defa sizinle bakıyorum. Ekip çünkü oylama bitince bana verdi şeyleri. Sürpriz olsun diye ben de hani burada gerçek fikirlerimi söyleyeyim diye ben de şu an ilk defa bakıyorum. Dördüncü sırada Assassin's Creed var abi. Yani bunu dördüncü sıraya niye koydunuz kankalar? Tamam biz oraya yazmış olabiliriz. Film yapılsın mı diye de. Çünkü yapıldı bunun filmi. Biliyorsunuz bok gibi oldu yani. Yapamıyorlar böyle şeyleri. Bazı oyunlar gerçekten oyun olarak kalmalı. Halbuki o kadar güzel bir hikayesi var ki. Nasıl bok ettiler biz de anlamadık ya. Bence siz de anlamadınız. Bence bu listenin dördüncü sırasına bu oyunu koymanızın sebebi şu. Ya ne olur biri düzgün filmini yapsın. Evet geldik. Filmi çıksa da izlesek dediğiniz üçüncü oyuna. Half-Life. Evet Half-Life'ın filmi çıksa da izlesek bence de. Ama oyunun 3'ü çıkmadı. Filmi nasıl çıksın? Hakikaten ya bunu niye yapmıyorlar abi? Valve'nin karnı tok bence onunla. Halbuki böyle şirketler böyle hep açtır böyle. Hani filmini de yapalım. Şöyle de para gelsin, böyle de para gelsin ama anlamadım. Ama çıksa izlerdik. Güzeldi hikayesi yani. Ve böyle nostalji olurdu yani değil mi? İlk Half-Life oynadığımız yılları hatırlıyorum. Ah be. Çok çabuk buyuruz. Ve geldik ikinci sıraya. Bence de kesinlikle filmi çıkmalı. Ama şöyle bir şey var. Çıkarsa sıradan bir film olacağını düşünüyorum. Red Dead Redemption 2. Evet çok güzel bir hikaye. Çok güzel bir doku. Yani Rockstar'ın çok güzel yaptığı bir oyun. Müthiş detaylı, müthiş büyük bir dünyası var. Ama ve lakin filmi yapılırsa ben size söyleyeyim. Sıradan bir cowboy filminden öteye geçmeyeceğini düşünüyorum. Bence. Rockstar zaten filminin yapılmasına izin verir mi? Adamlar 10 yılda bir oyun çıkarıyor abi. Yani büyük oyun. Bence hiç öyle lisans misans. Belki yıllar sonra. Hani biz görmeyiz zannetmiyorum. Artık birinci sıraya geçelim. Ve birinci sırada milyonların sevgilisi Kratos abimizin oyunu var. God of War. Yani God of War'ı şöyle söyleyeyim. Hepiniz ya birçoğunuz oynamışsınızdır. Birçoğunuz belki aşıksınız oyuna. Ama ya ben pek açıkçası oynadığımı söylenemez. Bilmiyorum. Ama hikayesini okudum. O yüzden hikayesine hakimim. Oynayan birçok insanı izledim. Bu yüzden bence filmlik bir hikayesi vardır. Filmi çıkabilir. Çıkarsa da izlenir. En son böyle oyun olup filmi çıkan Warcraft vardı galiba. Warcraft da güzeldi. Ragnar Lothbrok'u oynayan abimiz oynuyordu. Güzel yapmışlardı. Ben beğenmiştim Warcraft'ı. Paradüsü de var hatta. İzlemenizi tavsiye ederim. God of War da candır. Filmi çıkarsa izlenir. Bonus olarak arkadaşlar listede 11. ve 12. sırada olanlar var. Onları söyleyeyim. Birincisi Crysis. İkincisi Skyrim. Skyrim'in filmini yapacağı şimdiden Allah'tan rahmet. Yakın ve akrabalarına başla. Onun filmini kim yazacak abi Allah aşkına. Uğraşılır mı onunla ya? Ha benim tercihime derseniz ben bir tane söyleyeyim. Hani aklıma geldi şimdi o yüzden söylüyorum. Bence filmi çıksa da izlesek dediğim bir oyun derseniz Detroit Become Human derim. Filmi çıkarsa bence güzel olur. İzlenir yani etkileyici olur. Senaryo kıtlığı var abi dünyada. Ama o dediğim sebepler de var işte yani. Nerelerde etkileyici hikayeler var. Bulun şu senaristler artık. Şu bir imkan verin. Bir okuyun filmleri. Yapımcılar. Okuyun okuyun. Neyse. Evet. Size sunduğumuz anketin sonuçları böyleydi. Bunlara karar vermişsiniz. Filmi çıksa da izlesek diye. Bence güzel bir liste olmuş bu arada. Hepinizi tebrik ederim abi. Nice listelerde ve eleştirel parodilerde görüşmek üzere. Varsa eğer yapmamı istediğiniz liste yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere abi. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.